TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Çıkışımız devam ediyor. Şu an baktığımızda geçen hafta söylemiştim, son 4 maç çok böyle kritik bir haftalar. 4 maçta geleceğimiz nokta bizi çok önemli bir yere getirecekti. İlk aşamasını geçtik. Yani iç sahada kazandığımız Denizli Spor maçı gerçekten hem skor anlamında, oyun anlamında ve ligde geldiğimiz konum anlamında çok değerliydi. Şimdi tabii ki son 3 maç var. Bunları da aynı hedef doğrultusunda oynamamız gerekiyor. Ki her şeyin lehimize dönmesi için. Şu an çıkışımız devam ediyor. Özellikle saha içerisindeki organizasyonlarımız bizi yukarıya doğru taşıdı. Ama yani 2 gün sonra oynayacağımız maç da çok değerli, çok önemli. Onu da kazanmak zorundayız. Lig çok zor bir lig. Yani oynamadan, mücadele etmeden, saha içerisinde organize olmadan kazanılmıyor. Biz de bunu başarıyoruz. Şu an zaten her şey iyi gidiyor. Hocam liderle geldiğinizde 7. sıradaydı takım. Şu anda 2. sırada. Liderle bir maç eksik olmasına rağmen 10 puan farkı var. Genelde nasıl bir düşünüyorsunuz ligi? Lig şimdi baktığınızda tabii ki bir puan avantajıyla Eyüpspor önde görünüyor. Ama biz de kendimizin ne yapacağı çok değerli ve önemli. Biz kendi istikrarımızı devam ettirmek, kazanarak devam etmek, süreci tabii ki kaybetmemek değerli ve önemli ama kazanarak da gittiğin takdirde 2-3 hafta, 4 hafta sonra her şey farklı boyut alabilir. Ama biz önce kazanıp ondan sonraki sürece bakmamız gerekiyor ki biz kazandığımız Denizli Spor maçından sonra da bütün baktığınızda rakipler puan kaybeden oldu. Herkese şunu söylemiştim, yani biz kazanalım, diğer rakiplerin ne yapacağı çok önemli değil. Biz, önemli olan bizi kazanalım. Kazandıktan sonra bunu çok güzel değerlendirebiliyoruz. Son 3 maç içinde planımız tabii ki 9 puanla ayrılmak. Bu bizi zaten ilk yarı bittiğinde de baktığınızda çok güzel bir yerde tutacaktır zaten. Hocam, Yeni Malatya Spor'un aşağıda olması, onu küçümsersek pahalıya mal olur mu bize? Neler söyleyeceksin? Şöyle, hiç küçümseme gibi düşüncemiz yok. Yani baktığınızda 8 puanı deplasmanda kazanmış bir takım. 17. görünebilir ama yani birçok maça da iyi oynayan, özellikle birlikte oynayan bir takım. Özer Hoca da geldikten sonra, Hasan Özer geldikten sonra da çıkış yakaladılar aslında. Bu ligde geçen hafta da öyle. Denizli Spor maçı baktığınızda skor anlamında böyle görünüyor ama sen oynadın, yani biz oynadığımız için bu böyle çıktı. Sen rakibi her zaman ciddiye almak zorundayız biz. Bizim oynayacağımız futbol, rakip zirvede de olsa, aşağıda da olsa, onlara karşı Samsun Spor gibi oynamak zorundayız. Bu maça da böyle hazırlanıyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Tabii onlar da yani iyi bir, baktığınızda Süper Lig'de oynamış iyi bir kulüp. Ama biz şu an hedefe giderken de her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Hocam, özellikle Twitter'da, sosyal medyada şey geziyor. Yani Tomane, Diomande, Çınar'ın ayrıldığı yönünde dedi kullanılan. Yani bunlar istiyor musunuz? Ayrılacaklar mı? Onlar şu an bizimle beraber antrenmana çıkan Çınar'ı ayrıldı. Zaten o tek taraflı kendince ayrılığı seçti. Biz tabii şu an odak noktamız, evet bizimle antrenmana çıkıyorlar ama şu an benim odak noktam biraz daha takım içerisinde oynayan oyuncular. Maç, Malatya Spor maçı. Yani çünkü onlar yeni daha çıkmıyorlar şu andan beri. Onlarla ilgili zaten başkanımız, icra kurulumuzla ilgili kararımızı vereceğiz ama bizim benim istediğim özellikle şu an takımdaki olan oyunculardan alacağımız performans, oyunun ve oyunculuğun gelişimi, bunlar bize katkı sağlayacak unsurlar. Maçın kazanılması, özellikle Malatya Spor maçı. Onlarla ilgili süreçte tabii ki haberiniz olacak tabii onunla ilgili ama şu an son 3 kupayla beraber 4 maçımız var. Elimizde olan oyuncular var. Onların performansı bizim için çok önemli. Her oyuncudan en yüksek performansı almak çok önemli. Şu an bizim için her şey güzel gidiyor. Oynayan oyuncuların gelişimini bakıyorum. İşte Yunus'un gelişimi, Ali Ülgen'in gelişimi. Yani belki kendince yıllardan beri oynuyor, yakaladığı bir istatistik. İşte öbür taraftan Muhammed Ali'nin bakıyorsunuz. İşte Harris devreye girdi. Ya birçok oyuncu, aslında benim ilk gün söylediğim, benim için bir felsefe her zaman Gets kavramı. Şu an oyunun ve oyuncunun gelişimi bizim için önemli. Bunların konuşulmasından çok daha yanayım. Yani biz bunları konuşalım. Onunla ilgili zaten gerekli bilgileri sizlere veririz. Şu an en önemli unsur Malatya Spor maçı. Hocam oyuncu, özür dilerim. Evet. Hocam oyuncunun gelişiminden bahsettiniz. İlk geldiğinizde Neşter'i vurdunuz, Novikovas ve Boltun'u yedek bıraktınız. Samsunspor'da yabancı kalitesinde
ya ligin üstünde oyuncular var ya da çok altında katkı vermeyen oyuncular var. Devre arası transfer döneminde kaliteyi biraz daha yükseltmek anlamında adımlar atacak mısınız? Ya, biraz önce söyledim size. Yani asıl transfer bizim ne biliyor musunuz şu an? Sakat oyuncuların gelişi ve en önemli ne biliyor musunuz? Taraftarımızın stada gelişi. Bizim ona çok ihtiyacımız var. O bizim için bir transfer aslında. Yani şu an konuşulması gereken içerideki oyuncuların performansı, takımın gelişmesi, bunları daha çok konuşursak bence bizim için çok daha faydalı olacaktır. O oyuncular evet, yani buraya futbolda bunlar var, profesyonel hayatta bunlar var. Şu an ben tek düşüncem benimle beraber çalışan oyuncuların sahada verecekleri katkı çok değerli ve önemli. Çünkü hedefe böyle gidiyoruz. Ama taraftarımıza da buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Yani baktığınızda ben herkesin, her teknik adamın, her futbolcunun çalışmak istediği çok değerli bir kulüp Samsunspor. Bir marka. Baktığınızda taraftarıyla aslında çok önemli bir marka. Onların gelmesine ihtiyacımız var. Daha önce bir serzenişte bulmuştum. Herkes bir arkadaşını alsın gelsin. Şu an şöyle bir şey söylüyorum. Mahalleyi toparlayıp gelsinler. Yani biz bu hedefe giderken, şampiyonluğa giderken onların desteğine ihtiyacımız var. İyi günde, kötü günde. O stadın dolması, saha içerisinde biz zaten maçı kazanmak için çıkıyoruz. Ama onlarla beraber çok daha güçlü olacağız. Hep artı bir fazla olacağız. Geçen baktığımda yani bir 7000 kişilik bir sayı vardı. Yani aslında bu baktığınızda bize, onlara çok teşekkür ederim gelenlere. Bize destek oldular. Ama evlerinde televizyon başında olan Samsunspor taraftarı var. Onların da ben yani bizimle birlikte olmasını istiyorum. Yani bize o sahadaki o gücü bizimle beraber. Çünkü her zaman bir şey söylüyorum. Taraftarınla çok daha güçlüsün. Buradan tekrar onları davet ediyorum. Yani az seyirci yakışmıyor. Bununla ilgili onların bize katılması, sahadaki o ambiyans, birlikte sevinmek, bizi hedefe giderken şampiyonluğa çok önemli bir adım attıracaktır. İnşallah yarınki maçta bunu göstereceklerdir. O tribünleri doldurmalarını istiyorum ben. Yani sadece şampiyonluk maçında değil, bu haftalarda onlara ihtiyacımız var. Hocam, taraftarın öneminden bahsettiniz. Özür dileyerek son soru soruyorum. Geçen haftalarda birleşmiş bir taraftar topluluğu vardı. Daha çok hakem baskı altına alıyordu. Ses daha kombine çıkıyordu. Stadın ambiyansından da kaynaklı olarak taraftarlar bölündüğü zaman ses sahaya ulaşmıyor. Biz de bunu canlı olarak görüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz taraftar birlikleri hakkında? Ya şimdi tabii yani bununla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta tek Samsunspor var, bir tane var. Yani herkesin ona desteklemesini istiyorum. Hep beraber, belki ayrı olabilir, belki farklı tribünlerde olabilir, birlikte olabilir ama o seyirci taraftar sayımızı ne kadar çok arttırırsak, sahada ne kadar çok fazla olursak ses, ortak bir ses zaten çıkacaktır. Oyuncularımın da buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zaten onların performansının çok da artacağını düşünüyorum. Zaten şu an her şey lehimize gidiyor. Başkanımızın altyapıdan ta üste kadar yaptığı yatırımlar, bütün biz teknik adamlar, futbolcular, şu an herkes, siz medya, herkes Samsunspor'un başarısı için emek veriyor. Taraftarlardan da istediğimiz bize destek olsunlar. Sayıyı arttıralım. Çünkü Samsunspor markasına yakışan en değerli görüntü bu. Taraftarlarla beraber hedefe gitmek. Buradan tekrar onları ben maça davet ediyorum. Ben zaten hep söylüyorum. Bu takım şampiyon olacak diye. Biz gerideyken de söylüyorum. Şimdiki durumumuza değil de biz sezon sonunu görmeye çalışıyoruz. Sezon sonunda hep şampiyon olarak görüyoruz. Takım kaptanları olarak bunun için mücadele veriyoruz. Buna inanıyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. Hocalarımızın bütün isteklerine olumlu yanıt veriyor. Şu an sadece sahadayız. Yani. Sadece idman sahasındayız. O yüzden başarımız aslında tesadüf değil. Hep birlikte çalışıyoruz. Maçlara %100 hazırlanıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bu bizi mutlu ediyor. Bizim de işimizi kolaylaştırıyor takım arkadaşlarımız olarak. O yüzden takım arkadaşlarımla tekrardan sizinle birlikte teşekkür ederim. Yukarıyla arada 10 puanlık bir fark var. Bu düşer mi? Hedefleriniz nelerdir ilk devre özellikle? Evet, Samsunspor olarak bu ligi lider bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 10 puanlık fark, bir maç eksiğimiz var onlardan. Kazandığımız takdirde 7 diyebiliriz. 7 puan da bu ligde biliyorsunuz bazen mağlubiyetler gelmeye başladı, mağlubiyetler de geliyor. Mücadele daha üst planda olduğu bir lig burası. Süper Lig'den farkı bence burada.
Süper Lig'de biraz daha bekleyerek oynanan oyun var. Burada ama herkesin arkasında bir oyuncuyla beraber pres halinde mücadele daha çok ön plana çıkıyor. Biz Samspor olarak hedefimiz şampiyonluk. Eyüpspor'un üstünde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir sakatlığım vardı. Ardından iyileştim ve sahalara döndüm. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Benim için çok zor oldu. 2 ay takımdan uzak kalmadım ama sahadan uzak kaldım, öyle söyleyeyim. Benim için zordu çünkü hayatımda ilk defa böyle bir uzun sakatlık yaşadım. Ama çok şükür %100 olmasa da şu an %100'e yakın bir seviyeye geldim. İnşallah bir daha hiçbir arkadaşımız yaşamaz. Bu sene çünkü biraz sakatlıklardan dolayı da çok çektik. İnşallah hiçbir arkadaşımız bir daha sakatlanmaz. Hocayla ilgili de sormak istiyorum. Hüseyin Hoca'yla daha önce de çalışmıştım. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Ya Hüseyin Hoca tamamıyla işe alakalı olan bir insan, disiplinli bir insan. Onun için buradaki sahaya çıkan en ufak gencin bile diğerlerinden bir farkı yoktur. Ben onu çok iyi biliyorum. 3 sene onunla beraber Altınordu'da çalıştım. Ben kendisinin de bu lige fazla olduğunu düşünüyorum. İnşallah sezon sonu beraber şampiyon olduğumuzda o da hedefleri doğrultusunda hak ettiği Süper Lig'i yakalayacaktır diye düşünüyorum. Samspor hocamız için de büyük bir avantaj. Şu an bizler için de büyük bir avantaj bu ligde. Ben buna inanıyorum. İnşallah hocamızla beraber Süper Lig'i göğüs gereceğiz, yani çıkacağız. Cuma günü Malatya karşılaşması var ve tekrardan sahanızda karşılaşacaksınız. Taraftara, camiaya mesajın ne oldu? Ya sağ olsunlar. Bazı saatler biliyorum iş saatleri oluyor, uymuyor. İnsanlar eski 19 Mayıs olsaydı yürüyerek geliyordu ama tabii Tekiköy'de olunca insanlar zorlanabiliyor. Anlıyorum onları. Ama seven sevdiğini yalnız bırakmaz. Onlar gelsinler, yine desteklesinler. Çünkü bu iş sadece bizde olmaz. Sadece onlarla da olmaz. Bütün olursak olur. Sağ olsunlar. Göztepe maçında bence çok güzel bir atmosfer vardı. Taraftarların birlikteliği çok güzel. Tek sesti. Bence çok güzeldi. İnşallah tekrardan böyle bir birlikte olmalarını arzu ederim. Çünkü birlikte daha güçlüler. Bizim için de daha büyük bir itici güçler. Malatya maçı deyip geçmesinler. Çünkü Malatya takımı son zamanlarda puan alan, rakiplerine sıkıntı yaratan, boş alanları değerlendiren iyi bir takım olma üyetindeler. Tabii ki bizim amacımız burada sadece 3 puan. Onları da yanımızda görmek isteriz. Çünkü onlarsız biz bir hiçiz. Bu şehrin gerçek sahibi onlar. Onlar da gelsinler. Bu armaya biz mücadele ederken bu arma için onlar da yanımızda olsunlar. Evet, çok sevdiğimiz bir taraftar abimiz ne yazık ki karşılaşma sonrası bir trafik kazası geçirerek vefat etti. Cenazede sen de vardın. Neler söylemek istersin? Ben zaten Yeniden Mahallesi'nde oturuyorum. Çocukluğumdan beri Volkan abi tanırım, bilirim. Nasıl Samsporlu olduğunu bilirim. Sokağa astığı bayrağı bilirim, kocaman bayrakları bilirim. Mekanı cennet olsun. Ailesi de ailesine de başsağlığı diliyorum. Zaten diledik ama aile büyüklerinden bazılarını görememiştim. Mekanı cennet olsun. Çok büyük Samsporluydu. Bunu biliyorum. Mekanı cennet olsun ama Samspor taraftarları da onu yalnız bırakmadı. Gerçekten cenazesi kalabalıktı. Onlara da ayrıyetten teşekkür ederim. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.